Objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 27. haftada oynanan maçların sonuçlarını değerlendireceğiz. Burkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Bir hatırlatma yapayım. Bu hafta oynanacak bu akşam oynanacak olan, pazartesi akşam oynanacak olan Menemen Spor Altınordu maçının sonucunu çarşamba günü yeni hafta programımızla beraber değerlendireceğiz. Onu söyleyelim. İki takımın hafta sonunda oynayacağı maçları konuşurken Hep öyle yapıyoruz. o maçların içinde değerlendireceğiz. Biz pazartesi günü oynanan maçları çünkü pazartesi konuşamıyoruz. Videolarımızı pazartesi öğlen çektiğimiz için. Aynen öyle. Sonuç videolarımızı. Onu yine hatırlatalım. Hatırlatmaları yapalım. Diğer hatırlatmaları ardından maçların sonuçlarına tamam. geçelim. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un telegram grubu da aktif. Oraya da dahil olmak isterseniz yine golvar.com'un telegram grubunun linki de kanalımızda bulunan videoların altında mevcut. Oraya tıklayarak oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı maç tahmin ve analizlerini takip edebilirsiniz. Sen de hatırlatmalarını yap ardından maçların sonuçlarına geçelim. Videomuzu izleyen herkesten öncelikle kanalımıza abonelik bekliyoruz. Abone olmayanlardan ardından videomuza beğeni, kesinlikle her izleyenden beğeni, sonuna kadar izlemelerini ve e, maçla maçlarla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi rica ediyoruz. Videonun bekliyoruz. altına bekliyoruz. bekliyoruz. Sponsorumuz Vidi Sport'ta beraber yapmış olduğumuz özelleştirebilir tarafta video kartları projemiz var. Şu anda TFF 1. Lig'den İlpor Samsun Spor'la beraber Süper Lig'den Adana Demirspor, 2. Lig'den Penlik Spor, Nazilli Belediyespor, Baybur Spor Afşed ve Afyon, Afyon Spor'la spor. beraber işbirliğimiz devam ediyor. Bu kulüpler hiçbir şekilde yatırım maliyeti yapmadan, ekstra bir maliyet yapmadan e, elde ettiler. Gelir kalemi oluşturdular. O yüzden tüm kulüplerden projemize ilgili geri dönüşlerini bekliyoruz. Cuma günüyle başlayalım. Aynen. E, Denizli Spor sahasında Bolu Spor'u her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Goller Özer ve Ömer'den geldi. Hı hı. E, Denizli Spor'da ayrıca Ömer Şişmanoğlu'nu da tebrik edelim. Ömer'in Hayırlı e, olmasını dileyelim. Aynen hayırlı uğurlu olsun Allah'ın alı babalı büyüsün. Ömer Şişmanoğlu'nun bir kızı oldu maçtan sonra. Aynen. Ömer golünü attı maçta oyundan çıktı. Apar topar hastaneye gitti. Eşinin doğumu vardı ve bir kız çocuğu oldu. Allah'ın alı babalı büyüsün. Hayırlı uğurlu olsun. E, Denizli Spor çok değerli bir 3 puan aldı. Çünkü Denizli Spor'un haftaya Balıkkesir Spor'la deplasmanda bir maçı var. O maçı da kazanırsa son iki maç altı puan yapıp hı hı. E, küme düşme hattından kurtulma adına bir adım atacaklar. Aynen. Bolu Spor ise son beş maç on üç puan toplamıştı ama çarşamba günü oynayacağı Tuzla Spor erteleme maçından önce önemli bir kayıp yaşadılar. Bu maç zaten onlar için çok önemli. Ne yapabilir? Alması lazım dedik pilof için. Oldu. Bence Bolu Spor aldı. Bu muhalefette pilof şansını yitirdi. Çünkü Bolu Spor çok fazla seri ihtiyacı var. Denizli Spor'un aldığı 3 puan için ne düşünüyorsun? Stachowiak yoktu, Darri yoktu, Ayıs saat yoktu, Hakan Çinemre yoktu. Aynen. Eksiklerle çıktılar ama kazanmayı bildiler. Özellikle Özer Özdemir çok önemli bir karakter koydu Kesinlikle. ortaya. Kesinlikle. Öncelikle Denizli Spor'u tebrik ediyorum. Aynen. Ben bu maçta yanıldım biliyorsun. Ben de Bolu tarafındaydım. Bolu Spor'un kazanacağını söylemiştim hatta ama Bolu Spor maçı kaybetti. Evet. Bolu Spor'un çok fazla seri ihtiyacı vardı. Çünkü çok fazla puan kaybı yaşadığı için pre-off'un işine girmesi için yani o yarışın içine girmesi için bu maçı kazanıp Tabii. E, hafta arasındaki ertele maçını kazanıp Üstüne bir de hafta sonundaki maçında maçını da kazanması maçı lazım. Ama günü. sen daha ilk maçı kaybettiğin için Tabii. tamamen başta kırılıyorsun. Puan kaybını tahmin ediyorum. Yani beraber de kayıptı zaten. O yüzden ben Boluspor'un Spor'un playoff şansının yeterildiğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Deniz Spor'da düşme hattında önemli bir galibiyeti imza attı. Balıkesir maçı öncesinde. E, 27 puana geldiler ve önemli 3 puan oldu. Denizspor'u tekrardan tebrik ediyorum. Bence maçı hak eden taraf Denizspor oldu. Aynen. Hem Denizspor'da hem de Ömer Şişmanoğlu'nda tekrardan aynen. tebrik ederim. Aynen. Tekrardan edelim. tebrik Hayırlı ediyoruz. Hayırlı olsun. olsun aynen. Cumartesine geçelim. Cumartesi günü Ankara Keçiören Gücü Tuzla Spor maçı vardı. Taner Hoca 4 puan aldığı Keçiören Gücü'nü 34 puana getirdi. Hı hı. Hamza Gür'ün maçın ilk yarısında attığı golle Keçiören Gücü maçı 1-0 kazanmayı Çok başardı. Çok güzel gol attı. Maç 1-0 bitti ama Keçiören gücü maçın hakimiydi. Tuzla Spor'un gol atacak dermanı yoktu. Hı hı. Ne düşünüyorsun 1-0'lık başkent ekibinin galibiyeti için? Bu maçla ilgili de ben net favori görüyordum Keçiören gücünü. Beklediğim gibi de kazandı. Evet. Sen de Keçiören gücü tarafındaydın. Aynen. Beklediğimiz gibi oldu. Hamza Gür bence çok güzel bir gol attı. Ayağın içiyle uzak köşeye bıraktı. Evet. Süper bir gol oldu. Olavay'ın yaptı Asli'de. Yani Keçiören gücü zaten çok üstüne oynadı. Taner Taşkın, şey Taner Taşkın diyorum. Taşkın çalışın, yedek kalmasını anlayamadım. Acaba oyuncuda bir sıkıntı mı vardı? Oyuna sonradan girdi. Şimdi Keçiören Gücü'nün orta sahası çok sağlam oldu. Hı hı. Özellikle e, yabancı oyuncularıyla. Afrikalı oyuncular orayı iyi kapatıyor. Taner Hoca da orada bir de Ali Yavuz'u sola çıktı oynatınca siyahi oyuncuları merkeze kaydırdı. Ondan da Taşkın kulübeye gitti Aynen, bence. Olabilir. Ee... Ve önemli bir galibiyet oldu. Taner Hoca zaten geldiğinden beri çok başarılı. Hep aynen söylüyoruz. Hocayı tekrardan tebrik ediyorum. Keçeren gücünün puan 34 oldu ama Keçeren gücünün zaten şu anda şöyle bir durumu var. E, bay geçeceği bir hafta olmayacak. E, bay haftasını tamamladı. Tamamladı. Böyle bir avantajı var. Ama çok ekstra puanlar kaybetti. Mesela Samsun spor karşısında öndeydi berabere kaldı. O maçı kazansa 36 puan da olurdu. 36 puan da olsaydı veya ne bileyim 37 38 olsaydı şansı daha yüksek olacaktı ama Keçerengücü'nün gücünün bence playoff'a kalma şansının bir noktada şansın olmadığını yani nefesini yetmeyeceğini Zaten düşündüğüm için yok yani. Keçerengücü gücü yönetimi Taner Hoca'yı getirdiğinde bizi ligde tutsun yeter diyordu direkt. Şu puan bile şu an bence yönetim için ekstra oldu. Ekstra ama devre arasında kurduğu kadroda ben playoff'u istiyorum diyecek bir kadro. Ama tabii de demediler mi? de, çok uzaklar. Yapılan kadro iyiydi yani onu söylüyorum tabii. ama şöyle bir şey var. Bu lig bittiği zaman da bu sezon bu kadroyu koruyup üstüne de iyi hamle yapıp hocayı da tutup sezona başlarsan o zaman işin rengini yeni sezonda farklı noktaya çekebilir. Keçören gücü yönetimi. Bir de eze yokken kazanıyor. Aynen ben tekrardan Keçören gücünü tebrik ediyorum. Tuz, önemli bir 3 puan oldu. Tuzla Spor'da da Şenol Fidan Hoca ilk maçından mağlup Ya ben Tuzla Spor'la ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ya Şenol Fidan Hoca iki ay önce bu takım başında gitti geliyor. Ben ne konuşacağım ki bununla ilgili? Ben bunu geçen hafta da söyledim. Ben yorum yapamam ki yani. Peki. Ben sana şimdi soruyorum. Diyelim ki şimdi Keçören gücü bak aynı olay ya hiç farkı yok. Diyelim ki bugün pazartesi program yapıyoruz. Yarın salı öğlen Keçören gücü takımı Tan Hoca'yla yolları ayırıyor. Gemini. Ne konuşursun? mantıksız tabii ki. De. Bu da mantıksız, bir fark evet. yok ki yani. Ben ne konuşacağım yani? Çok garip durumlar. Ya ben anlayamıyorum Tuzlaspor'daki gidişatı. <laughs> Bak Valenta aylardır ortada yok. Gitti herhalde o da. Yok, Çünkü bilmiyorum belli yani. Pedersen'in de gittiğini. O gitti zaten öğrendik. de Onu transfer marketten öğrendik. Pedersen nerede? Açıklama gelmiyor Tuzlaspor yönetiminden. Doğru. Sıkıntılar. Garip durum yani. Ben Aynı çözemedim. Volkan Şen Allah nerede Volkan Şen? Tuzla marinada da yok. Da lokantalarda yemek yiyorlar veya o gurbet kebap mıydı ne orada? Ciğer gurbet ciğer tuzla. <laughs> ya garip durum var yani tuzlu anlayamıyoruz. Aynen öyle. Ankara Keçi Öğren Gücünü ve özellikle Taner Hoca'yı tekrar tebrik Aynen ben tebrik, tebrik ediyorum Taner Hoca'yı. Bence şu anda Doğru. bu ligin en başarılı hocası. Hani Bence hani o de beklenti sözü. geldiği durum Doğru. açısından bunu söylüyorum. Bence de Recep Hoca ile Taner Hoca. Aynen. Katılıyorum sana. Bir diğer Mustafa Dalcı Hoca şöyle. Ankara gücü lider. Mustafa Gürsel Hoca'yı da sayarım ben buraya. Çünkü Aynen. Mustafa, Mustafa Dalcı kullanıyor. Hoca da başarılı ama onun kendi taraftarlarıyla aralarında yaşadığı sıkıntı onun başarısını öne Göz çıkaramıyor. Görgeliyor. Aynen. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Manisa Futbol Kulübü Eyüpspor maçına. Burada sana çok soru soracağım. Ben, ben burada... zaten burada senin benim üstüme geleceğini Aynen. tahmin ediyordum. Manisa Futbol Kulübü Eyüp Sporu sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı. Manisa çok önemli bir galibiyet aldı. Erhan Çelenk ve Diallo'nun golleriyle iki kanat oyuncusuyla Manisa maçı aldı. Maça zaten Diallo damga vurdu. Bir asist bir gol. İyi oynadı. Er, e, iki golde de Mehmet Uslu'nun çok büyük hataları var. Öncelikle zaten sana söyleyeyim. buradan geleceğim içine. Bir de Padip ya yup Bayüp yaktı. Böyle mantıksız bir kırmızı kart ya, görülmez. Küfür söyleniyor ama bilmiyoruz artık ne oldu. Evet orada Padip zaten dudağını okursan küfür ettiğini de anlıyorsun. Hı hı. İngilizce küfür ediyor hatta. Söyleyeyim mi burada? Yok gerek yok. Ne söyleyeyim? Tamamdır. E, Manis... You mu dedi? of dedi. Ha. E, Manisa hak etti bence kazanmayı. Rakibi de 10 kişi kalınca rahat bir galibiyet aldı. Hamza Hoca da ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Yani Hamza Hoca bir geldi takımdaki kadroyu bile değiştirdi. Bu takımın yine söylüyorum yine söylüyorum. Timur yedek kaldı. Hücum anlamında orta sahadaki bir tane oyuncusu var Timur. Bu adamın zaten yedek hava lüksü yok. <laughs> gol attı bir de. Yine de. gol attı. Sen geçen hafta diyorsun yani bu adam kaç gol attı ki diyorsun. Ben sana soruyorum kanatlar kaç gol attı? Geçen hafta sana onu sormayı unutmuşum. Kanatlar kaç gol attı? Maçta bir pozisyon var zaten padipba'nın arıza arza vereceği belliydi. Popov sağdan bir bindirme yaptı. Bomboş. Hı -hı. Orada padipba verse Umut Bulut'a yuvarlayacak Popov. Aynen. Vermedi. Üstten Avult'a çeken bir şut attı. Popov dedi ki niye bana pas vermiyorsun? Padipba da böyle bir şey yaptı. Padipba'nın orada arıza vereceği belliydi su kaynatacağı. Aynen. Suyu da sağlam kaynattı. Maç 11-11 devam etseydi evet Manisa FK daha iyi başlamıştı ama hı hı. en azından Eyüp Spor'un berabere götürme şansı olabilirdi. Aynen. Çünkü 11-10 11-10 oynamak çok zor. Kesinlikle. Manisa için de ilginç bir olay oldu. Pazartesi günü 10 kişi kaldılar, maçı kazandılar. Aynen. Cumartesi günü rakibi 10 kişi kaldı, gene 2-1 kazandılar. Aynen. Manisa çok değerli. iki maçta 6 puan Kesinlikle. aldı. Kesinlikle. Manisa'yı tebrik ediyoruz. E, Turgay Altay Hoca'yı da tebrik Aynen. ediyorum. Aynen. Ben zaten Manisa tarafındaydım. Bir de golli bir maç olacak Doğru. demiştim. Öyle de oldu. Ben bir şey demedim maça zaten. Diallo maça damga vurdu. Ve ben yine şunu da özellikle söylüyorum ki ben bunu normal oynamadığı zamanda da söylüyordum. Oynadığı zamanda da söylüyordum. Kötü oynadığı zamanda da söylüyorum. Mehmet Uslu hedefe oynayacak takımların, orta seviye oynayacak takımların, hatta daha da üzerine gidiyorum ki ben bunda eminim ya yani ben taraftan adaneti düşüyor. İkinci de şampiyon olacak takımların sol beki olamaz. Mevcut. Bülent düşünüyor. da ne var acaba? Sakatlık Kulüp var. açıklamıyor. Sakat. O Öyle olması, mi? Aynen. Bilgi sakat. mi aldın? Aynen. Tamam tamam. O sakat. Ben bilmiyordum çünkü yani iki maçta Mehmet Usta anasını aldat sporun. Köt o kadar oynadı. adam kaçırılmaz arkaya. Oğulcan Kar Çağlayan da çok kötü oynadı. Ona geleceğim sana zaten. Kötü. Ya Oğulcan Çağlayan zaten forvet değil. Sağ açık oyuncusu. Birinci mevkisi sağ açık. Adam sağ açık. Bak, İkinci bence mi? Sana ha şunu bir diyorum. şey bir Eyüp şey sporun belki de Süper Lig'e çıkma amacı yok bak. Vallahi ben ona girmiyorum. Ben yapılan transfer takımı yorumlarım. Ben kardeşim Stadı falan da yok ya Yüksel. Acaba isterse, şimdi yeni tesisler yapılıyor. Hı hı. İlk bir kalıcı olup ardından mı hedef oynamak istiyorlar? Valla bilemem. Onu yapıyorlarsa o zaman açıklayacaklar kamuoyuna. Ki biz de ona göre yorum yapalım. Ama onlar öyle derse rakipler de ona göre gardını alır. Ne ya düşünüyorsun? O zaman, o zaman bu mantıkta bakarsak hiçbir takımın hiçbir şey yapmaması lazım. Şimdi bak Olcan Çağlayan'a ilgili ben sana öyle bir istatistik koyacağım. He. Geçen Ol... Olcan Çağlayan'ın zaten gol istatistiğini diyeceksen yüksek değil. Onu diyorum İçtencini işte. Ha işte ya. onu diyorum. Adımın attığı Yorba. gol sayısı 7 geçmiyor. Bulmuyordu hatta birçok sezon. Doğru bir çok zaten çift haneli forvet değil Neredeyse. ben bunu söylemek istiyorum. Ben buradan Epspor taraftan da soruyorum. Epspor'un iyi bir kadrosu yok kurulamadı. Yine söylüyorum. Bence Epspor forvet hattında hata ya. Her tarafta hata Umut var. Umut'un ıı, şeyi Her yok. Var. Yabancı bir golcü alsalar be. ben Stanku'ya boş yere ben para Ben devre veriyorlar. arasında ne Yazık. söyledim? Bülent Uzu'na alternatif alın. Sen hep de diyorsun ki Mehmet Ustu var İşte anasını <laughs> anlatıyor maçı. Yok yani bak olmasın daha iyi zaten. Bak olmasın daha iyi ki adam alsınlar oraya. Bak oynadı maç iki maçtır yakıyor. Geçen hafta da yaktı Menemen zaten. Menemen maçında yakmadı çok da kötü bu maçta ya. yaktı. Ondan sonra bu maçta bakıyorsun. Hamza da aynı değişikliği yaptı. Ona geliyorum zaten bir sakin Yo, ol. da aldı. Zafer Hoca da Ona geçiyorum. Mehmet, Hamza Hamzoğlu daha kötüsünü yaptı. Adam ikinci yarının başında 8-2 çıkarıyor. İlk başta ilk 11'de Timur'u oynatmıyor. Umut Bulut'u da sağa çağa koydu. Aynen anasını ağlattı Hamza Hamzoğlu. Ya ben anlayamıyorum. Birçok taraftar da yazıyor. Bize her yerde her yerde. Ya, yazıyor. Bizde yazıyor. değil sadece. Aynı. Ya diyorlar ki Hamza Hamzoğlu gitti her takım başlıyor bu takıma. He, bu hocaya nasıl teklif geliyor? Ben artık art niyet arıyorum yani. Türk futbolunda. Ama Hamza Hamzoğlu'nda da hiç kariyer yönetimi yok ki. Galatasaraylı 3 kupa kazanmışsın. Nereden teklif gelse gidiyorsun. tamam o gider zaten. Ya. Paraya baka gider. Ama Hamza ben kulüplere paraya suç... mı ihtiyacı ben var? Ben kulüplere suç atıyorum. Kaç tane takım Gider kardeşim. Bak Kayseri'ye gitti. Malatya'ya gitti. Ne kadar kötü takım varsa gitti. O zaman. Rize'ye gitti. Hı, -hı. Hayır Hamza Hamzoğlu 3 kupa almış Galatasaray'da bir kere şunu demesi lazım ben 3 kupa almış bir hocayım ya, belli bir takımlardan ol. başka takım çalıştıramam. Hı hı. TFF 1. lige niye geldi Hamza Hamzoğlu? Ama işte, ama işte vizyon yok hocalarımızda. Yok yani. Kulüplerin yönetiminde vizyon yok. Bak Okan Buru istedi Rize falan. Hı -hı. Hiçbirine gitmiyor. Galatasaray'ı bekliyor bile. O milyarda bir olur işte. Diğer hocalar seyyak gibi dolanıyorlar. Hamza Hamzoğlu Cuma günü Rize'den ayrıldı. Pazartesi günü hepspor'da Salı günü Hatta biri şunu yani. yazmıştı. Bir haftada iki mağlubi olan tek hoca. Farklı takımlarda. Hatta Hattılar. bir de şey demişler Hamza Hamzoğlu için. Adam akşam ayrıldı sabah takım oldu. Aynen ya öyle. İlginç ben yani burada hep yönetimine suç atıyorum. Bak suç atmıyorum. Bu zaten durum belli. Adam batırmış yani. Adam 8 dakikayı da 45 oyundan çıkardı. Timur'u yedek bıraktı ya şimdi. Zaten Hamza şöyle düşünüyor. İstanbul'dan teklif gelmiş. Para da var. Eyüp Spor maddi olarak da rahat bir takım. Parayı alır. Sene sonra gider başka takım bulur. E, tamam işte o zaman niye diyorsun ki adam ağırlı olur diye. Adam bunu ya düşünüyor zaten. Ama işte bence öyle düşünmemesi Ben burada lazım. tek suçlunun sezon başından itibaren Eyüp Spor'daki transfer işlerine bakan, yönetime bak yönetimdekileri söylüyorum. Bu kadar iyi imkan ki aslında futbolda bilen isimler. Nasıl böyle hatalar yaptılar ben cidden anlayamıyorum. Ya spor, geçen senden evet. seneden beri ki daha doğrusu 19-20'den beri bizim programa başladığımız Doğru. sene olduğu için konuştuğumuz bir kulüp. Şey e, maçlarını değerlendirdiğimiz bir takım. Aramızda iyi taraftarla. Bizi izliyorlar. Geçen Tabii sene canım, bir canım. şampiyonluk Aynen. anlamında şampiyon olacaktı söyledik. Ben bunların bu kadar hata yapmasını anlayamıyorum yani. Ama Eyüp yine de playoff'a kalma şansı yüksek. Ne düşünüyorsun? Ben düşüncemi söyledim. Ben sezon sonunda bak. da 5'ten girebilir. Şu an Ankara gücüyle Ümraniye zaten 2'den çıkacak gibiler anormallik olmazsa. Bandırma dışında playoff'ta zaten çok iyi bir takım yok. Ya Bandırma da şöyle. Ee, kırılgan bir takım. Yok. Hani çok fazla tecrübeli oyuncusu yok bence. Ben işte o yüzden kırılgan zaten. Ama Bandırma iyi oynuyor. daha çok pozisyon harcıyor. Ama ne Erzurum iyi durumda. İstanbulspor ayrı tutuyorum. Eyüp de iyi durumda değil. Samsun da iyi değil. Manisa playoff'a yakın puan olarak o da değil. Yani Manisa toparlandı ama Manisa da çok ümit vermiyor. çünkü Çünkü Manisa'da Kadro mühendisliğinde hatalar yaptı Eyüp playoff'a kalırsa Şaşırmam ama Çıkamayabilir çıkamazsa şaşırmam Fakat ben Eyüp Spor'u şöyle düşünüyorum Belki de Eyüp Spor'un yönetimi çıkmak hı hı. istemiyor Şu an bir yeni tesisler yapıldı Stadı yok Eyüp Spor'un Stadı var da o Süper süperlikte oynayamaz ki Karşılamıyor şeyleri Aynen. Yeni ben... stat yapmaya çalışıyorlardı biliyorsun Aynen. Belki de Eyüp Spor komple yapılanı Böyle çıkmaya oynayacak Ne diyorsun? Şimdi eğer öyle bir şey varsa Zaten bunu kamuoyuna açıklamaları gerekiyor bu böyle olmaz. Ama mesela rakipler ki, için de Ya yok olur mu? Şimdi o zaman yorumcular yorum yaptığı zaman da demeyecekler ki bize niye böyle mesela yok. Ama Eyüp yönetimi hiçbir zaman bize niye böyle yorum yok, yok, yapıyorsunuz yok, diye yok, bize yok, vallahi bir şey yok, demediler. Yok, bize demediler ben onun için Aynen, demiyorum. Başka yere de demiyorlar yok, ben Yok yorum. ben genel takımlar anlamında konuşuyorum. Eyüp için de Aha. değil. Hani her takım hedefleri doğusunda kamuoyuna açıklama yapması lazım. Bir adam gittiği zamanda, bir oyuncu geldiği zaman bir transfer yapıldığı zamanda. hani açıkça söylemeleri gerekiyor ki insanlar ona göre yorum yapsın desinler ki Eyüp Spor zaten şu anlamda hedefleri <laughs> bu, şu. Ona göre yorum yapalım. Ha evspor için ben zaten hiçbir zaman piyof anlamında konuşmadım. Sen biliyorsun. Ben tek bir net bir yorum yaptım. 2021-22 sezonunda Eyüp ben bu ligde kalacağını düşündüm. 2022-2023'te <laughs> daha doğrusu kalacağını Hayır, düşünüyorsun. Bu sene çıkamayacak. Seneye 2022-2023 işte. Hayır bak diyorum ki sana ben tamam, 2021-22 sene... sezonunda sezonun sonunda bu ligde kalacağını tamam düşünüyorum. 2022-2023 ya da bu ligde olacak. Tamam işte, işte zaten onu demek o demek zaten. Onu ne katıyorsun? Aynı. Ben diyorum ki 2020 şu anda bu sezon oynanıyor. 2021-22 sezonun sonunda ben bu ligde kalacağını düşünüyorum. Ha ben, kalır. Ben şey, şey pliyofa kalamaz. Ha pliyofa kalır. Oradan çıkamaz. O şekilde olur. Ha pliyofa kalamaz. Bu ligde kalır. Aynı ben bak pliyofla ilgili konuşmuyorum. Tek bir şey söylüyorum. Ben bu sezon sonunda ligde kalacağını düşünüyorum. Pliyofa kalır. Finale çıkar kalamaz, penaltılarda elenir. Her şey olabilir. Veya playoff'a kalamaz, 7. bitirir, 8. bitirir kalamaz. Ben sezon sonu için bir görüş belirttim. Bunu sezon sonunda no göreceğiz. Abi, no ha. Olabilir. Sezon sonunda e-spor benim yaptığım görüşte haklı çıkarsa o zaman benim bu sezon ile ilgili yaptığım tüm yorumlarda haklı olduğumu görürüz. Ama tam tersi, e-spor çıkarsa da bu sefer derim ki ben bu kadar yorum yaptım ki e-spor taraftarları biliyorlar biz yanıldığımızı söylüyoruz yönetimin yaptığı her karar doğruymuş derim. Takım çıktı. Hamza'mız Hamzoğlu da baş oldu deriz. Eyüp Spor Süper Lig'e çıkamazsa ben de yönetimin üzüleceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum. Bakalım. Benim görüşüm bu. Eyüp Spor bence asıl seneye atılım yapıyor. Ben üzül, üzülmem veriyorum. konusu değil. Ben takımları yorumlarım. Tamam. Görüşlerimi belirtirim. Bir de Eyüp Spor yüzden... Süper Lig'e çıkamazsa Eyüp Spor'un bir kaybı olmaz. Ya ben onlara Ama ilgilendirmiyor beni bak. Ama bazı takımlar var. Burada eğer Süper Lig'e çıkamazlarsa maddi anlamda bazı kulüpler kapanma bak, noktasına bile Bir takım gelebilir. kapanıyorsa bizi etkiliyor mu? Etkilemiyor. Madde olarak hissettiriyor mu? Etkilemiyor. Etkilemediği için ben onlara girmiyorum ki. Yo, ben onu bilerek ben şu açıdan, açıdan diyorum. diyorum. Yo, ben şu açıdan demek istiyorum. Eyüp Spor bu sene çıkamaz. Seneye çok daha iyi bir kadro kurar. Şimdi balık hisse spor düştü. Ya bak kardeşim ben mi yaptım mesela? Benim etkim oluyor. Yo, ben canım, bizden ben yorumumu yapıyorum. Aynen, Eyüp aynen. da öyle. Yani affedersin. Stankoy'un parasını ben mi ödedim de takımda tuttum da kadroyu almıyorum? E, tabii canım. He, ben takımda geliyorum, yapıyorum. E, görüşüm yani. belirtiyorum. Geçen ha, her sene ben için bu he, geçerli. Ben geçen sene playoff'tan şey pardon. Ligde şampiyon olacağını söylediğimde yine bana bir etkisi mi var? Yok. Yo. Görüş belirttim çıktı. Tabii canım. Bu sene de görüş belirtiyorum. Sezon sonunda göreceğiz zaten. Aynen, Tekrardan Manisa Futbol Kulübü'nü tebrik ediyorum. Benim beklediğim gibi bir maç oldu. Doğru. Gençler Birliği Balıkesir spor maçına geçelim. Cumartesinin kapanış maçıydı. Bunun çok konuşacak bir yanı Şimdi yok. Şimdi Gençler izleyicilerimiz bize yazmış. Hani galibiyetimizi konuşmanızı. Hacı Bey yazmış. Hacı Şenol, Şenol Bey ama Bey de. o bizim yani, daim izleyicimiz. Bu maçın da çok konuşulacak bir yanı yok. Şundan Aynen. dolayı Balıkesir Spor'un zaten durumu ortada. Yani benim Gençler Birliği de her iki devrede bulduğu birer golle Eleke'nin golleriyle maçı 2-0 kazanıp Aynen. haftaya bay haftası çekecek Gençler Birliği. Bay evet. geçecekler. O maçtan önce ee, hani bay haftasından önce hata yapmadılar. Bir de Aksel de son dakika oyuna girip sağlara yarı döndü. Aynen tekrardan da hayırlı olsun geçmiş diyelim. olsun diyelim. Geçmiş hayırlı de, geçmiş, olsun. De, geçmiş olsun diyelim. Geri dönüşüne hayırlı olsun Aynen. diyorum ben. Gençler Birliği net favoriydi. Kazanmayı da bildi. Aynen. Neler yani Gençler Birliği kazanması gereken maçı kazandı. E yani. Ben Ben Balıkesir'e ne konuşayım. Düştü. Evet. Önümüzdeki sezonda ya kırmızı ya beyazla konuşacağız. Yazın zaten kurallar çekildiği zaman da onu Balıkesir daha net söyleriz. Balıkesir spor yönetiminden hiç ses yok. Bunu neye bağlıyorsun? Bir şey söylemem. Hani resmen ya Balıkesir Spor'la ilgili yönetimle ilgili yönetim demek kelimesini kullanmak bile bence zaman kaybı. Yani şu değil. an için. Yaz dönemi gelir. Bir şeyler yapılır ya veya yapılmaz o zaman konuşuruz. Balıkesir Spor şu anda kümeye düştü. Bu şu anda kalırsa 3. Balık... üçüncü lige de düşer ama. Bakalım ben onu şu an bak bir şey demem. Ben Peki. sezon bittiği zaman da yaz döneminde konuşacağım. Ama bu sezon için söylersem Balıkesir Spor kümeye düştü zaten. Ki biz daha sezon başladığında bunu söyledik. Aynen. Bize Balıkesir Spor taraftarları tepki gösteriyorlardı. Biz hemen düşürdünüz diye. Geldiğimiz noktada ortadayız. Gençler yani. Birliği'ni tekrardan tebrik ediyorum. Hata yapmadılar. Pazar gününe geçelim. Bandırma Spor Adana Spor maçının sonucunu konuşacağız. Maç 1-0 sona erdi ama oynanan oyun 3-0'lık falan bir maçtı bence. Çok gol kaçtı. Bandırma Spor neredeyse tek kale oynadığı maçta. Önemli eksiklerle Bandırma'ya gelen Adana Spor'u Doğan Can Davas'ın ilk yarıda attığı golle 1-0 yendi. Ve ligde 3. sırada 46 puanla Bandırma Spor. İlk 2'ye şu an en yakın takım. İlk 2'den sonraki takımlardan sonra. Bandırma Spor çok rahat bir galibiyet aldı bence. 1-0 bitti ama Kenny'nin çok net kaçırdığı goller. Osma için kaçırdı. Osman çok kötü oynuyor zaten. Bir gol attı Altın Ordu maçında. Son dakikada biliyorsun Osman'a Ama orada hiç da bomboş kale atamamıştı biliyorsun bir de. Şey o pas da var. çıkarmıştı. Aynen. Osman'a şu anda bence taraftarlar özellikle soruyorum. performansı nasıl buluyorlar? Devre arası transfer olduğu için Lokman Gör çok iyi oynadı Aynen. bu maçta Bandırma Spor adına Bandırma Spor hak ettiği bir galibiyet aldı Adana Spor'da da zaten yönetimin süper lige çıkmak gibi bir amacı yok Lig'de kalalım yeter diyorlar Biz Adana Spor işte bu konuda çok Aynen. uyardık Maalesef Hani hemen havaya girmeyin dedik Karaçiç yoktu Brans yoktu zaten Ulaş yoktu Ulaş zengin yoktu Önemli eksikler var Jordan, İsmail Erdoğan Jordan'ı Ebe zaten yoktu Onu eksik olarak saymıyorum Zaten geldiğinden beri oynamadı ki Olsun 3,5 yıllık sözleşme yaptım bir adamı ben sayarım O da var ben Adana Spor yani. maalesef hani ligde kal hani ben ligde kalacağım dediği yönetim ve fazlasını yine istemedi. Bandırma Spor da sonuna kadar zorluyor. Aynen. Yorumun ne olur bir sıfırlık bandırma galibiyeti için. Öncelikle Bandırma Spor'u tebrik ediyorum. Beklediğimiz gibi kazandı. Bir de ben geçen hafta bir durum söylemiştim ligin gidişatı ile ilgili. Ben Ankara Gücü ile Spor'un 2. çıkacağını düşünüyorum. Şu anda arkadan gelen takımlar arasında tek bir tane takım ikinci sırayı değiştirebilir o da Bandırma Spor. Onun dışında hiçbir takım değiştiremez. Bu hafta Ankara Gücü Bandırma Spor maçı olacak cumartesi günü. Eğer Bandırma Spor maçı kazanırsa çok ümitlenir ama kaybederse ilk iki şansı kalmaz. Tabii. Ama işte şunu söylüyoruz. Hani oradan indirebilirse bir tek Bandırma indirir. Diğer takımlar zaten Vallahi indirme ihtimali Bandırma yok. çok iyi oynuyor da biraz rahat gol bulsa çok iyi olacak. Aynen işte beraber. o forvet eksikliğinden dolayı. Osman transferin yanlış olduğunu söylemiştik. Şu anda Osman için beni haksız çıkarttığını düşünmüyorum. Taraftarı da zaten sordum izleyicilerimize. Bandırma Spor taraftarları ne düşünüyorlar? Guido'da da bir düşüş var son Aynen. dönemde. Puçko zaten hiç kadroya alınmıyor. Doğancan da son haftalarda kaçırdığı gollerin karşılığında bu maçı kazandı. Aka Bueze'de kendini bulmaya çalışıyor. Bir de Kerim Avcı'nın yokluğu bandırması çok, çok etkili. çok iyi oynadı ne düşünüyorsun? İyiydi gayet haklısın. İki yönlü gayet çok iyi oynadı. Hücumda falan çok fazla atak Ben Aser'i de iyi sindirdi. Ben Aser son dönemdeki en kötü maçını oynadı Aynen. bence. Ya Adana Spor'da malzeme yok. Söylenecek de bir şey yok. Taraftarlara zaten işte bu, özellikle bu uyarı yaptık. Adana Spor'da bence forvet dışında malzeme yok. Forvet çoğun da yok. Diğer yerleri iyi bence. Forvet Kale yok. Kaleyi, Sağ açıkta bir tane alternatif lazım. Sol belki alternatif lazım dedik. Bak şimdi. Ama, Kadir Keleş Ama bak şimdi bu mesela şimdi iyi diyorsun da kimler sakattı? Brans, Karaçiç. Yerine adam koyabildin mi? Burak da oynadı kalede. Burak bence kötü bir kaleci ama dün bence kötü oynamadı. Gerçi bandırma sporlular da kaleyi çok bulamadı. Pozisyonlar avulta gitti. İşte genelde. bak adamlar eksik olduğu zaman da koyamıyorsun. Ben zaten onu söylüyorum. Hani alternatifte bir şey olduğu zaman da güvenebileceğim bir oyuncu olacak. Şimdi Bransk gibi bir tane kulübeden bir e, efektif bir oyuncu söyleyebiliyor musun bana? Zaten bransı da yedek bırakıyorlardı son Aynen. dönemde o da var. Ya Adana Spor'da bence hedef yok. Yönetimin Aynen. bu hedefsizliği takıma da sirayet etti. Vallahi edildi. ben buradan tekrardan çağrı yapıyorum. Acı Biz bunu bak. devre arasından önce yaptık yönetimin takım elini değdirmesi maalesef bunu yapmadılar ya artık Adana Spor'u kurtaracak bir çağrı yapmak istiyorum ne? taraftarlara. Adana Spor'da artık yeni bir yönetimin yeni sezonda işte kongreye girip aday olup başkan o, olması o gerekiyor. olmaz ama. Kulüp bayramak Akgül'ün. İşte tamam yani Sairi. biri alacak yani biri alması lazım işte onu söylüyorum. Bayramak gül kulübü vermez kimseye bırakmaz. Bilmiyorum biri para çıkarsa Sanmıyorum. derse ki ben atıyorum 40-50 milyon TL veriyorum 100 milyon 10 TL neyse bırakacaklarını düşünüyorum. Bence böyle birinin çıkması lazım. Tek kurtuluş reçetesi bu. Eğer bunun dışında bir şey olmazsa yani Bayram Akgül kalırsa Adana Spor taraftarıyla bir şey beklemesinler. Ben Bayram Akgül'e 100 milyon da verseler kulübü bırakacağına inanmıyorum. Ben sana söyleyeyim. Çünkü ben yapılması gerekeni çünkü söylüyorum. Çünkü böyle daha çok kazanıyor. Ben, ben yapılması gerekeni söylüyorum. söylüyorum. Ben hani ya bırakır bırakmaz demiyorum. De ben yapılması gerekeni, kurtuluş reçelesini söylüyorum. Soros Kaplanları zaten Süper Ligi oynamalı. Aynen. O ayrı. Onu hep diyoruz da. Onu söylüyoruz zaten. Bu hani yönetim olarak sürece zaten ama. imkanı yok. Tabii maalesef. yok zaten. Yönetimin bir hedefi, amacı yok. Aynen. Bandırma Spor'u tekrardan tebrik edelim. Bir diğer mücadeleye mücade Samsun maçını geçiyoruz. Özel konuşacağız. Aynen. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Ankara Gücü maçı. Ankara Gücü beklediğimiz gibi yenilmedi bir de üstüne kazandı. Aynen. Erdemin ortası, Yusuf Abdioğlu'nun kafası. Hı hı. Klasik bir Ankara Gücü golü. Karbon kopya. Aynen, süper gol. Ankara Gücü bu sene defans hattından en çok katkı alan Erdem'in 8 asisti, e, Yusuf'un Yusuf da 6 gol oldu. 6. golü Aynen. oldu. Yusuf Abdioğlu maçta bir pozisyon çıkardı boğazıyla. Kaleye Kim? giden topu Yusuf Altay'ın boğazıyla çıkardı. Bir anlayamadım. Ya bunu hep söylüyoruz. Ankara gücü... Sen top. şey mi diyorsun Süleyman Koç'un vurduğu iki yarık topu mu diyorsun Aynı. yerde? Ankara Orada gücü, zaten Süleyman Koç topa vuramadı. Ama şöyle bir şey var. Başka oyuncu olsa toptan kaçar. Tabii siper ettik. Ank yani. Vallahi Ankara gücü için hep diyoruz. Bunu da futbolcular gösteriyor. En karakterli futbolcu topluluğu. Yerli oyuncu olarak Ankara gücünde bu ligde. Hı hı. Erdem, Yusuf, Sinan... Sinan İshak, Murat Abdullah Burak, Murat Uçar bu oyuncular resmen bir tarafını yırtıyor. Savaşıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar ve dün de aslanlar gibi oynadılar. Özellikle Erdem ve Yusuf ikilisi gene mükemmel oynadı. Aynen öyle. Erzurum'la alakalı da bir şey diyeceğim. Ne Eren'in ne de Novikovas'ın sakatlanıp çıktığına inanmıyorum. Aynen ikimiz de inanmıyoruz zaten. İzleyicilerimiz ne düşünüyor bu konuda yazsınlar. Hatta geçen bir bilgi aldım Erzurum'dan. Eren tozlu Ağustos ayında bu takıma geldi değil mi? Evet peşinatını alamamış. Bir atasözü vardır. Aç ayı oynamaz. Erzurum'da Futbolculara zaten... ben ayı demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama şöyle bir şey var. Goyver'in katkılarıyla devam ediyor. Dün sen Ümraniye'ye maça gittin. Ümraniye Spor-Samsun Spor, spor hı hı. maçına. Ümraniye Spor maçı kazandı. Aynen. Ve oyuncularına da güzel bir adam başı hatırı sayılır bir miktar prim. Aynen. Maçtan sonra hemen. Değil mi? Başkan aynen. Heh, şimdi Erzurum Spor geçen e, Ümraniye ile berabere kaldı. <laughs> aynen. Maçın primleri, beraberlik primleri Eyüp maçından bir saat önce güç bela hesaplara yatırabildi. Dün zaten maçtan sonra da olaylar çıktı. Taraftarlar yönetimi başkanı istifaya davet evet, etti. Topluca. Bunu hep söylüyorum. Erzurum bu ligin en iyi kadrosuna sahip ama taşıma suyla değirmen dönmez. Hı hı. Oyuncuların paraları zamanında verilmezse böyle olur. Oyuncu da oynamaz. bir Kovas'ın sakatlandığına hiç inanmıyorum hele. Ben hiç bilmiyorum. Kasığım attı diye çıktı ama Eren de daha maçın başında çıktı. Ya daha bismillah maç yeni başladı bu oyunculara ne oldu? Ha sakatlanabilirler bu ayrı ama bir sakatlanmadılar. Erzurum Öyle yani, para krizinden dolayı eğer çıkamazsa çıkamayacak. Bu Hı -hı. çok net belli. Ankara gücü de devre arası tahtayı açamadı ama Ankara gücünde maç başılar, galibiyet primleri, oyuncuların aylık maaşları, oyuncular SSK'ları işte bu e, paraları her şeyi zamanında yatıyor. Hatta Mustafa Dalcı bununla alakalı bir açıklama yaptı. Faruk Koca gibi bir başkanla çalıştığım için çok şanslıyım Tabii dedi. Yani. Her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir başkan dedi ve Ankara Gücü tahtayı açıp gereksiz takviyeler de yapmadı mesela. Hani oraya vereceğimi oyuncularıma veririm dedi. Paraları doğru da yaptı. Ankara Gücü'nün maçı kazanmayı sonuna kadar hak etti bence. Erzurum bir şey yapamadı. Bir de bir takımda duran topları Gökhan Alsan kullanıyorsa o takımdan bir şey olmaz. Kimse evet. kusura bakmasın. Öncelikle Ankara Gücü'nü tebrik ediyorum ben, Aynen öyle. E, sonuna kadar bence hak Ankara Gücü ile Ümraniyespor 2den çıkacaklar. Bunu 3 haftadır zaten hep söylüyoruz ki Ümraniyespor için hep şunu söyledim ben yaz döneminden itibaren. Ümraniye Spor 2-2'den çıkarsa, bakın çıkarsa, çıkar demiş bir zaman, çıkarsa kimse şaşırmasın Dün demiştim. zaten Recep Hoca da sana o konuda aynen. takıldı. Ben, yani takıldı dediğim hani senin ben lafını. Ben dedim zaten, dedim. hocam aynen. Dedi, sözümü hatırlıyor, aynen diyor, senin sözünü hatırlıyorum dedi. Hani belki hoca bile inanmıyordu hani biz röportaja gittiğimiz zaman. Hoca o kadar çünkü, Recep Hoca Ümraniye'de ilk 2 demedi. Hani Tabii. biz en iyisini yapmaya çalışacağız aynen. ama çok iyi gitti gidiyorlar Tabii ki. onlar. Biz bu işi gördüğümüz için zaten bu yorum yapmıştık ve şu anda da öyle gidiyor. Erzurumspor'un zaten Yücel Hoca bir geldi. Tamam belki Erzurum'da sıkıntılar var. Bunlar ayrı bir şey ama 180 derece değil 360 derece değişti takım. Yani geldiğini belli etti 360 resmen. 360 derece olursa ama gene aynı yerinde kalıyor. İşte ama yok dönme anlamında söylüyorum. Öyle bir dönüyor ki takım. Yani bakıyorsun Bak şimdi Erkan'dan diyorsun ya mesela Erkan söz şey Erkan sözleri diyorum Eren tozut peşinatlarını alamıyordu diye ama Erkan sözleri varken hiçbir zaman o kadar aylarca ben orada bir sıkıntı olmadı. şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Bence oyuncularda artık. E, i̇syan bayrağını komple çekti. da ama bak ilk devre bir şekilde idare ettiler. Hani bizde bir şey var ya oyunculara şu gün ödeyeceğiz, bugün Hı -hı. ödeyeceğiz. Hani bugün git yarın gel <laughs> hallederiz kadir vardı, bir Aynen. dizi vardı. Bizde ödemeler cumadan cumaya diyordu gene ödeme yapmıyordu. <laughs> Erzurum yönetimi de öyle oldu. Aynen. Ödeyeceğiz aslanım, yapacağız oğlum ama paralar gelmiyor. E futbolcu da ne için oynuyor? hayrını oynamıyor. Herhalde Sebabını mi? oynamıyor. Maaş mesleği bu zaten. Hilali Ahmer için de oynamıyor. Canlı. Bizim için mi oynuyor? <laughs> canlı oy Canlı için oynuyor. Aynen. Canlı ne? Benjamin Aynen. Franklin. Aynen. Ya da üstünde ıtrinin, Atatürk'ün resmi olan banknotlar var biliyorsun para. Aynen. Onun için oynuyor. E bir de zaten bu yönetim yani daha doğrusu gelen yönetim bu takıma madde olarak bir katkı yapamayacaksa niye geliyor ki? Biz gelelim. Daha iyi yönetiriz zaten. Aynen öyle. Hani en azından yanlış hoca getiririz. Yücel Hoca'nın ben de yanlış tercih olduğunu senin gibi kabul ediyorum da şimdi şöyle bir durum var. Ya bir takım da yönetim zaten takıma <laughs> sorumluluğunu yapmıyorsa Yücel Hoca'yı geçtim. TFF 1. Lig'e yabancı hoca getiremiyorsun. Yasak ama Mourinho'yu, Conte'yi de getirsen kimseye sözünü geçiremez. Aynen. Çünkü adam diyor ki benim paramı verin. Aynen. Bak Novikovas ilk devrenin belli bölümünde iyiydi ligin. Ümraniye maçında dedi son 2 hafta önce. Orada biraz bir şey yaptı aynen. Ama Novi Kovas Kasım ayından falan sonra komple bıraktı işi. Aynen. 4 aydır falan Novi Kovas piyasada yok. Şubat aynen ayına öyle. geldik. Ligin bitmesine de 2 ay kaldı. 2 Mayıs'ın 15'inde falan lig aynen. bitiyor. 2 aydan, az 2 aydan biraz fazla kaldı. Fazla ya 2,5 ay var. 65 gün falan var. <laughs> Novi Kovas son 120 gündür piyasada yok. Aynen. Erzurum'da hatta bir oyuncu dışında kimse piyasada yok. Estrela. O da ön libero. Adam ne Aynen. yapacak yani? Topu taşıyacak 6-7 kişiyi çalımlayıp gol mü atacak? Hı hı. Onun da gücü Sana can alıcı bir soru daha sorayım. Aykut Demir'in yapmış olduğu davranışla ilgili ne söylüyorsun? Onu ben zaten yanlış buluyorum ve kınıyorum Aykut Demir'in. Tüm Aynen. oyuncular savaş ayır tişörtü giyerken Aykut Demir'in giymemesi orada büyük sıkıntı. Yani. Aynen. İnsanlar şimdi ne düşünürse haklı. Ben sana söyleyeyim. Aynen. Ve ben Yönetim yerinde olsam Aykut'a yollar ayırırım. Zaten Aykut Demir'in geçmişinde bayağı bir sabıkası var. Hastaneyi silahla basması <laughs> falan gibi Trabzon'da. <laughs> Sen bir girdin ki o bayağı sıkıntılı Direkt yani. sert girdin yani. Ya öyle ama. Aynen ya sıkıntılar var zaten. Ya bizim ülkemizde birçok profesyonel futbolcu var. Futbolcu mu mafya mı belli değil. Arda Turan, Alpastan Öztürk, <laughs> Aykut. Ama Aynen. iyi örnekler de var mesela Erdem Özgenç. Erdem Özgenç mesela futbolcu olmasaydı İtalya'da manken olurdu. Murat Uçar. Öyle bir şey var Erdem'in dışarıdan baktığında. Aynen. Murat Uçar. Adamın giyinmesi giyinme. Ee, alayeti aynen ee, şeyi böyle profesyonelliği saçı başı İşin olan saygısı. futbolculuğu Erdem Özgenç onun üstünden on direkt aynen. karizma akıyor adamdan mesela Aynen futbolcu i̇şte... dediğin öyle olacak ya, bence. işine saygı diyor bir kere aynı karakterle su olduğunu görüyorsun aslanlar gibi oynuyor saha'da elinden gelen her şey yapıyor biz bu oyuncuları hiç hani kötü bir şey diyor mu sezon başına Ankara gücü de hiç yabancılarından katkı almıyor Dün Zahit ne yaptı? Sağda ben anlamadım 80 dakika durdu. Dün bence araya bir iyiydi mesela. Sonradan girdi o Hatta da. Hatta bir topu direkte patladı. Çok evet, güzel vurdu. Evet. yandan avulta Aynen. gitti. Değil evet, Bak Ankara gücü Atıf'tan katkı kalmıyor. Zahit'ten kat kalmıyor. Geraldo dün sağdaydı. Ne yaptığını bilmiyor kendi Aynen, de ama mecbur oynatıyor. Tiago Pinto'ya geçmiş olsun direktlerimize iletelim. Yasin de ceza duruma düştü ama Ankaragücü Ankara gücü bak Akın, Yusuf, Erdem, Sinan. Abdullah Durak, Sinan, İshak Çakmak, Aslanlar gibi oynuyor Türk oyuncuları. Murat Uçar ve ligde liderler. Ankara gücü de sonuna kadar lider olmayı hak ediyor. Bu kadar net. <laughs> Unuttuğumuz oyuncular olabilir. Sıra ama, ama yani. Ama bu oyuncular sezon başından Tabii. beri hep ön plan. Aynen. Bak, İshak Çakmak 2-3 maç üst üste yedek kaldı. Küsme. Dün en kritik maçta oldu. Yasin haftalarca oydu. yedekti. Küs Yasin'e bir maçta hatta tepki geldi tribünlerden. Bir de Ankara gücünde çok iyi bir takım birlikteliği var. Dün Yusuf'la Erdem basın şeye beraber çıktı. Toplantıya basın toplantısına. Beyin Sports'un. Röportaj yapalım. Aynen röportajını. Erdem şunu dedi. Hani bize inanın. Bak bir maçtan önce de şu oldu. Yasin'e tepki geldi. Yusuf Abdiyoğlu orada savundu. Lütfen dedi. Rica ediyorum. Tepki yapmayın. Arkadaşıma tepki vermeyin. Maçtan sonra hani veriyorsanız. <laughs> Aynen. Da doğru. Beri. Zaten maç içinde o Maç içinde lütfen yapmayın. Çünkü her oyuncu e, psikolojik olarak sağlam olmuyor. Erdemli Yusuf çok sağlam oyuncular ama. Bir tane ama... bitmemiş maçta tepki göstermek doğru değil. Aynen. Ben Bursa maçı bir anda döndü işte. Doğru. Aynen. O yüzden bunlar önemli. Ankara gücünü tekrardan tebrik ediyoruz. Erzurumspor cephesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Thiago Pinto da tekrardan geçmiş, geçmiş olsun, olsun dileklerimizi o iletiyoruz. O da bir türlü Aynen. tam dönemiyor maalesef. Diğer Son maça olarak geçelim. da da İstanbulspor Kocaeli Spor maçını konuşacağız. Kocaeli Spor 1-0 öne geçti. Babakar Geyen'in fırsatçılığı ve takipçiliğiyle. Daha ama doğrusu defansında hatası. O da var. var. Kaleciyle defans. Forvet'in de ama Tabi var. şey de e, takipçiliği, kalkısı, takipçiliği önemli. Ama son dakikada İstanbulspor Melih'in attığı golle bir puan aldı. Ben İstanbulspor'un attığı golle var olsa pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Aynen, pozisyon ofsayt. Çünkü kalecinin görüş açısının önünde komple kapatıyor. Komple kapatıyor işte. Aynen, e, ofsayt pozisyon. Yani golün iptal olması lazım. Daha doğrusu hakemin bayrağını kaldırıp golün geçersizliğini söylemesi lazımdı ama yapmadı. Ee, bence orada hakem hakkını yedi. Kocaeli Spor'un onu yedim. söyleyebilirim. Ya Kocaeli Spor'un ama şu an maalesef hakkını savunacak bir durumu da yok. Yönetim yani. yok ki. Evet yönetim çok var, sıkıntılı Var ama yoklar oynuyor. Ama dün Kocaeli Spor'un sahaya hani en azından kulübeden oyuncu sokabilmesi önemliydi. Endlow'u girdi, akan bir girdi. Kadro biraz genişledi en azından ama da o başlamak bunu kullanman lazım. Büyük sıkıntı oldu. Orada da iş Mehmet Altıparmak'ta bitiyor. Mehmet Altıparmak sen diyorsun ya takımda iyi oyun var. Galibiyet gelmiyor ki kardeşim. Ama zaten İstanbul Spor maçını kazanamaz dedik, berabere kalır dedik işte. Biz dedik, biz görüş diyor, Bizi geç, biz görüş Ama Kocaeli Spor taraftarlarının da bence maçın önce galibiyet beklentisi var mıydı? Ya bak onlar ayrı ama... Ayrı da... Mehmet mı bir şey yapmazsak ben onu söylüyorum. Şimdi Yapması biz mesela İstanbul lazım, Spor haklısın. kaybetmez dedik, tamam mı? Ben Kocaeli yenilmez, sen İstanbul ha. kaybetmez, berabere ee, Bazıları da demiştir ki Kocaeli Spor handikaplı kazanır, iddia tabiriyle söylüyorum. Bazısı da demiştir ki Kocaeli Spor 1-0 olur, bizim olur demiştir. Şimdi adam onu dediği öyle mi bitecek? milyon tane adam görüş belirtiyor. Biz görüşmelerini burada ya. Mehmet Atıpamak takıma gelmiş. Hani onun yaptığı açıklamalar karşılık bu yorum yapıyorum. Diyor ya iyi oynuyoruz, mücadele ediyoruz, şunu yapıyoruz. Ya senin kazanman lazım. Sen Samsun'da da diyordun bunları. 3 Zaten... atarız, şey 3 yeriz, 5 atarız. 2 yeriz, 3 atarız diyordun. Ama sen sonucu bitireceksin. Mehmet Taş'a geçeceğim. Mehmet Taş maçın evet, anasını oylandı. ağlattı. Doğru. 155 pas sabitle oynadı merkez yani daha doğrusu 6 numara pozisyonda oynayan bir oyuncu defansın önünde oynayıp topla beraber hücum bölgesine top taşıyan bir oyuncunun bu kadar düşük üzeri pas isabeti yapması İyi zaten yani. ne anlama gelir? Direkt o kaybettiğin topların karşılığında senin kalene hücum atak. olarak döner, atak Doğru. olarak. Ya yani Mehmet Taş'ın zaten transfer olduğu zaman da böyle bir defansif oyuncunun yapılmaması gerektiğini söylemiştik. Çünkü çok fazla defansif oyuncu var. Kocaeli performans bir de 2 e, beki de yoktu Mehmet Yılmaz. Bir de Atilla. Şey, Atilla. Korona durumu vardı Atilla'da. Mehmet Yılmaz da korona Mehmet olmuş. Büyük, da geçmiş olsun. büyük geçmiş olsun. Ama Atilla'nın yokluğuna Kocaeli Spor taraftarlarının çok üzüldüğünü Tabii, düşünmüyorum. Zaten bir fark olmadı yani. Keremcan bence daha iyi oynadı. Ya iki en azından an... duran toplara da gelen bir oyuncu Ya ben yine olmalı. söylüyorum, yine söylüyorum Kocaeli Spor'un şimdi bir adamı iki adama da kötüyken biri kötünün iyisi falan diye bir durum yok. Bir adam kötüyse kötüdür. Şimdi Ko... Kocaeli Spor. Kalede iki tane oyuncusu var. İsmet oynuyor artık. Aynen. E Ne oldu? Hiçbir farkı yok. İsmet Korcan'dan bir tık daha iyi performans olarak ama ikisi de yeterli değil Aynı değil. Aynen şey. De. O sonuca bakıyoruz. Yani Kocaeli Spor'un hedefleri doğrusundaki konu şey sonuca bakıyoruz. Ama Kocaeli Spor'un artık hedefi ligde kalmak olduğu için İsmet de ligde kalmayı oynayacak takımlarda oynayabilir. Valla ben Adana Spor Normal. için söylediğim konuyu burada da söylüyorum ki tabi Adana Spor daha farklı. Sahipli kulüp ama Kocaeli Spor'da yönetimin değişmesi lazım. Bu yönetimle Kocaeli Spor hiçbir şey yapamaz. Ama Kocaeli Spor'u zaten bu yönetim yönetmiyor. Belediye başkanı yönetiyor. Belediye başkanı kim isterse takımın başına o gelebilir. Ama yok İzin şöyle. verirse belediye başkanı paraya veriyor yönetimde tercihleri yapıyor ama atıyorum scout ekibini çağırıyor oyuncu grubuna bakıp transfer ediyorlar hoca getiriyorlar belediye başkanı maddi olarak destek veriyor yönetim futboldan her şeyden sorumlu Tabii, yanlış doğru. yapıyorlar İstanbulspor da son iki maçta içeride 5 puan kaybetti Bolu ve bu maç Vallahi İbrahimılmaz net gol kaçırdı bir penaltıya de penaltı kaçırdı, de de kaçırdı, kaçırdı. Döndü. yani çok net goller karşı karşı kaçırdı çok netti yani İstanbul spor kayıp oldu ama en azından son dakika da o bir puanın ileriki haftalarda Diğerini görebilirler. Ben iki taraf içinde kayıp olduğunu düşünüyorum. Kazançlı çıkan evet. bir takım balıkesir İstanbul maçını maçında kötü oynadı. Aynen. O da var. Ben kazanan tüm takımları öncelikle tebrik ediyorum. Güzel bir hafta sonu oldu. Aynen. Sürpriz sonuçlar da oldu. Kırmızı kartların havada uçuştuğu maçlar da oldu. Evet. O yüzden kazanan tüm takımları tebrik ediyorum. Bu hafta sadece bir tane maç beraber bitti. O da Kocaeli Spor maçı. Bugünkü maçın zaten sonucunu yani Menemen Spor Altın Ordu maçının sonucunu da Çarşamba günü değerlendireceğiz. Kazanan tüm takımı tebrik ediyorum. Tüm takımları tebrik ediyorum. İzleyen herkesten öncelikle abonelik. Ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Aynen. Dediğimiz gibi hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tüm şeyleri de selamlarımı yolluyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ağzına Rica sağlık. Ederim, sağ ol. Hafta sonunda kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Tüm şehirlere selamlarımızı Aynen, yollayalım. Aynen tekrardan selamlarımızı yollayalım. Herkese olalım. iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'u sunduğu Trivela Sport sona erdi.